Salsan beni gidecek gücüm yok. Sorsan bana diyecek sözüm yok. Ya sev bana ver bir umut. Ya da sevme beni unut. Ya sev bana ver bir umut. Ya da sevme beni unut. Ah, tutsam aşkına. Ah, tutsam ben sana. Ah, tutsam aşkına. Ah, tutsam ben sana. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Tabii bir akademisyen, bir doktor olarak belki daha farklı bir giriş yapmam beklenebilirdi. Ben size son şarkımı kendi yazdığım Tutsak adlı şarkımdan bir küçük parçayla merhaba demek istedim. Çünkü ben burada müzisyen, akademisyen kimliğim yanında müzisyen kimliğimle de bugün burada sizlerle beraberim. Tabii benden çok daha iyi doktorlar, daha iyi akademisyenler, benden çok daha iyi müzisyenler var. Ama bu konuşmayı yapma nedenim benim her ikisini birlikte yapıyor olmam. Evet, tavşanlarımız gelmişler arkada. Çok şirin iki tane beyaz tavşan. Tabii konuşmamın başta iki tavşan aynı anda kovalanırsa ikisini de hani yakalanamaz. Bu bir deyiş, aslında bu bir Rumen deyişi ve her türlü gittiğimiz motivasyonel konuşmalarda, seminerlerde, şimdi işte çok moda kişisel gelişim kitaplarında baktığınızda bunun tam tersini öğütlüyorlar size. Yani başarılı olmak istiyorsanız tek bir hedefe odaklanın, manyakça o hedef üzerinde çalışın ve ancak o şekilde tek bir şeye odaklandığınız takdirde başarıya ulaşabilirsiniz şeklinde öğütler karşımıza çıkıyor baktığımızda. Evet, bu şekilde öneriler hep böyle. Peki ya ikisini de beraber yaptığımızda ne oluyor? Yani iki tavşanı kovaladığınızda ne oluyor? Peki soralım. Cevap yok. Bu sorunun cevabı yok. Gerçekten iki işi bir arada yapmanın tabii çok da kolay bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Bir takım gerçekten zorlukları var ama tabii keyfi de büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gerçekten biz okul hayatım boyunca bu işe başladığımda ki ben yazarlıkla başladım. Öykü yazarlığı, aslında storyteller diye bir terim vardır. Onun Türkçe'de çok oturmuş bir şey değil, onun için böyle bırakalım. Öykü yazmakla başladım. Daha sonra bu öykü yazmak şarkı yazmaya evrildi. Ve kendi şarkılarımı yaptıktan sonra ben müzikte daha aktif olarak rol almak istedim ve aldım. Tabii sesim güzel olduğunu söylüyorlardı çocukluktan beri. İşte saç fırçalarını alıp tabii ki şarkılar söylüyordum. Ama bununla ortaya çıkma isteğim kendi şarkılarımı yaptıktan sonra ve bunları ben paylaşmak istedim. Tatil kavramı şöyle, okul hayatım boyunca tatilleri dört gözle bekledim. Hafta sonu tatillerini, resmi tatilleri, gayri resmi tatilleri dört gözle bekledim ama tatil yapmak için değil. İşte daha çok yazmak ve müzik yapmak için. Şimdi hala okuyorum, çok imreniyorum. İşte gazetelerde ya da işte haberlerde yorucu albüm çalışmalarını bitirdi ve tatile çıktı. Halbuki benim için tatil zaten o yorucu albüm çalışmalarını yapmak. İşte stüdyoda sabahladı. Halbuki ben stüdyoda evet sabahladığım oldu. Avustralya'dan Adam Dunning'le Gelibolu projesini yapıyoruz. Karşı tarafta, tabii şimdi ben karşı taraf deyince İstanbul olduğu için hep bir karşı şeyi vardır, muhabbeti vardır. Stüdyoda sabahlara kadar çalıştım ama ertesi günde tabii gidip ben hastalarıma baktım.
Bu bir Cinderella sendromu gibi. Ama bir şekilde de insana iyi geliyor. Yani tamam, stüdyo, sahne bir tarafta. Ama biliyorsunuz ki bu hani böyle bir rüya gibi. Sonra sabah 7'de gerçeklerle karşılaşıyorsunuz. Bu da olayın aslında bir başka güzel yönü. Evet, stüdyoda çalışmalar, bir yandan sahne çalışmaları. Tabii tıp ve müzik aslında farklı iki alan. Şöyle, şimdi tıpta gri zonlarda çok dolaşma, yani hareket kabiliyetiniz tabii biraz daha kısıtlı. Siyah ve beyazın daha hakim olduğu bir alan. Ve tabii takdir edersiniz ki çok fazla hata yapma lüksümüz yok tıpta. Ama öte yanda sanatsal aktivitelerde, müzikte daha özgür olabiliyoruz. Daha özgür ben öyle olabiliyorum. Sınırlarımı biraz daha kendim çizebiliyorum. Ve tabii ki her ikisi birbirini olumlu etkiliyor aslında. Baktığınızda tıp eğitimi gayet uzun, yorucu bir eğitim. Ve bu bir disiplin veriyor insana. Çünkü yetenek ya da içinizde ne çıkıyorsa, ben de şu an bu müzik ve o çıkan şeyin mutlaka, o çıkan şey biraz vahşi, bunun tıpkı vahşi bir kısrak gibi ehlileştirilmesi gerekiyor. İşte bu anlamda bu kreatif potansiyeli dizginlemek için tıp eğitimi gerçekten yardımıma çok koştu. Bunun faydasını çok gördüm. Disipline etmekte, bu kreatif potansiyelin yönetimi ve disipline olmasında bu tıp eğitimi. Ben kişisel olarak bu tıp eğitiminin gerçekten insanların beynine bir format attığını düşünüyorum. Onun için belki herkesten farklı olaya bakmak. Hani hep çok klasik bir söz vardır, tıp fakültesinden her şey çıkar, arada bir de doktor çıkar diye. İşte bu olaylara bu farklı bakışın da bence bir sonucu. Biz şu an, ben müzik yaptığım için müzik konuşuyoruz ama geçen de bir yazı okudum. Örneğin amatör tenisçilerde, en başarılı tenisçilerde doktorlardan çıktığını yeni okudum. Çünkü tabii bu disiplin gerektiren işlerde gerçekten doktorların başarısı tartışılmaz. Çünkü birbirine çok güzel sinerjik etkisi var. Öte yandan tıp alanında da kreatif yönüm bana yardımcı oluyor. Nasıl yardımcı oluyor? Daha özgün projeler üretebiliyorum ve hastalarımla empati kurmama daha fazla yardım ediyor. Daha esnek olabiliyorum bazı konularda. Çünkü benim branşım ağrı. Fiziksel tıp rehabilitasyon uzmanı olarak en çok ağrıyla uğraşıyorum. Tabii Hipokrat ne demiş? Ağrı dindirmek bir sanat. Bu tabii sanat tabii çok yardımcı oluyor bu konuda. Ben gerçekten bunun da klinik pratiğimde de hekimliğimi yaparken özellikle çok faydasını görüyorum gerçekten. Tabii hep ikisini bir arada yaparken şöyle bir şey, inanış demeyeyim de bir görüş. Ha, iki işi birden yapıyor. Hani birinden biri acaba hani ne zaman birini bırakacak da diğerine yoğunlaşacak? Hani bu ikisi ne zamana kadar böyle bir arada gidecek? Herkesin derdi bu, ben size söyleyeyim. Bütün röportajlarda, konuşmalarda bana şu soru soruluyor. Günün birinde bir tercih yapmak zorunda kalsanız müziği mi tercih edersiniz? Tıbbı mı bırakırsınız, hangisini tercih edersiniz? Benim buna cevabım hep aynı oluyor. Yani umarım bir gün böyle bir tercih yapmak zorunda kalmam diyorum. Hala da öyle diyorum. Umarım da zaten öyle bir tercih bir gün yapmak zorunda kalmam. Şimdi size bir 2015 yılından bir örnek vermek istiyorum. 2015 yılı, hani herkesin bir altın yılı vardır. 2015 benim için biraz öyleydi. İnşallah hepimizin 2019'da bir altın yılı olsun, değil mi? İstiyoruz değil mi? 2019 altın yılımız olsun hepimizin. Evet. Şimdi 2015 yılında akademik anlamda gerçekten özellikle Dünya Osteoporoz Vakfı'nın sayılı araştırmacıya verdiği bir ödül aldım Milano'da. Ve President Awards'tu. Bu benim için, yani akademik hayatımda gerçekten bir dönüm noktası olmuştur bu ödülü almam. Osteoporoz ve kırık yönündeki Türkiye'de yaptığım epidemiolojik çalışmalarla aldım bu ödülü. Ve fakat aynı yıl yine dünyaca ünlü bir Balkan müzisyen, çocukluğumdan beri hayran olduğum Goran Bregovic ile Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda aynı sahnede şarkı söyleme imkanı buldum. Şimdi tabii
burada niye bunu söylüyorum? Bu sinerjiyi size göstermek için. Yani ben de hep öyle oluyor. Akademik hayatım coştukça müzik hayatım da coşuyor. Birisi böyle bir söndüğünde öbürü de bir şekilde yarım kalıyor. Dolayısıyla aslında ikisi birbirini tamamlayan sinerjik aktiviteler. Çünkü yani jeneratör aynı olduğu için herhalde böyle birbirini etkiliyor. Şimdi yine gelelim 2016'ya. 2016'da evet New York'ta Şanse adında bir solist, dünya müziği yapan bir konser veriyor. Çok yakın tarihlerde de Dünya Ağrı Kongresi var. Ne tesadüf, New York'ta. Doktor Şans'ın tüzüğünde o kongreye katılmış orada. Kongrede. Sonra bir bakıyoruz. Yine 2016'da, Kasım ayında yine New York'ta bir müzik holde Şanse konser veriyor. O tarihlerde çok yakın Washington DC'de, o New York'a çok yakın yani birkaç saate hop geçilir. Doktor Şans'ın tüzün Romatoloji Kongresi'ne katılıyor. Dünya Romatoloji Kongresi'ne katılıyor. Ne tesadüf. Efendim yapılan çalışmalarda Doktor Şans'ın tüzünün kongre takvimiyle Şanse'nin konser takvimi arasında pozitif bir korelasyon bulunmuş. Bu da böyle bir araştırma sonucu olarak gerçekten çıkabilir. Bu tabii seyahatler, konuşmalar yapmış olduğum yurt dışında benim tabii ki bu kreatif yönümü de gerçekten besliyor. Böyle İstanbul'da bir gece bir konser verdikten ertesi günün sabahında hop Cenevre'de bir Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ESKÖ çalışma grubunun bir yine ağrı ile ilgili bir toplantısına katıldım. Tabii bu çok değişik bir deneyim oluyor. Yani bir gece önce böyle sahnedesiniz, ondan sonra dünyanın sayılı bilim adamlarıyla böyle büyük bir ciddiyet ifadesiyle bir masada oturmuş bulabiliyorum kendimi. Gerçekten bunlar bilmiyorum beni çok zenginleştiriyor. Bakın anlatırken bile heyecanlanıyorum. Çok motive ediyor beni. En son bu Ocak ayı sonundaydı toplantı. Oradaki hocalardan birisi ki kendisi de çok başarılı yani Nobel'e kadar gelen çoğu ödülleri almış dünya çapında bir bilim insanı dedi ki bana ben seni çok kıskanıyorum dedi. Şaşırdım ben niye beni kıskanıyor acaba? Çünkü sen iki işi bir arada yapıyorsun. İkisini de yapıyorsun, iyi yapıyorsun dedi. Çok mutlu oldum. Hani bazı şeylerin karşılığı tam alınamıyor. İşte böyle anlar vardır. Bir şey duyarsınız. Ya bu değdi be dersiniz. İşte o anlardan biriydi. O anlardan biriydi benim için. Çok mutlu oldum tabii. Ve Anton Çehov şimdi bir hekim olup yazmış olmak. Ben çok kısa öykü yazıyordum şarkıya evrilmeden önce söylediğim gibi. Benim idolümdür, yaşam boyu idolüm Anton Çehov. Şimdi Çehov tabii onun dünya çapında bir yazar olduğunu, oyun yazarı, öykü yazarı olduğunu herkes bilir. Tabii doktor olduğunu bilir ve çok başarılı bir nörologtu Anton Çehov. Ve Anton Çehov hiçbir zaman ben evimde oturayım da bütün böyle 7-24 yazılarımı yazayım ya ben ne güzel de şeyler yazıyorum demedi. Hekimliğini asla bırakmadı ve bırakmak zorunda kaldı çünkü tüberkülozlu ve sağlık nedenlerinden ölümünden ancak birkaç sene öncesi hasta bakmayı bıraktı aktif hekimliği ve bu onu çok üzdü. Çok üzdü kaynaklardan öyle olduğunu anlıyoruz ama yine de tıbbı bırakmadı sosyal tıp alanında akademik çalışmalar, çeşitli yazılar, tezler üretti. Yani bir anlamda ölene kadar tıpla beraber diğer yazarlığını da sürdürdü. Tabii burada Çehov'un çok hoşuma giden bir lafı vardır. Böyle çok işi yapan özellikle hekimler için. Tıp nikahlı karım, edebiyatta metresim, birinden sıkıldığımda öbürüne gidiyorum demiş Üstad Çehov. Evet, tavşanlarımız yine geldi. Yani sanki sona mı geldik? Bu arada ben tavşanlara niye bu kadar afinitem var onu size söyleyeyim. Ben Çin astrolojisine göre tavşan yılında doğmuşum. Onun için böyle tavşanlara göndermeler yaptım konuşurken. Şimdi tabii ama sorumuz sanki böyle bir ortada kaldı gibi. Tavşanları şimdi iki tavşanı aynı anda kovalıyoruz. Ama yakalayacak mıyız, yakalayamayacak mıyız? Hani şimdi biliyorum hepiniz merak ediyorsunuz. Ben size bir şey sorayım mı? Hayır diyelim ki
Diyelim ki o tavşanları yakaladınız. Hayır, ne yapacaksınız o tavşanları? Hayır, ne yapacaksınız o tavşanları? Değil mi? Hayır. Bırakın koşsunlar doya doya. Siz de arkalarından koşun. En azından ben koşmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.